Sıcak bir yaz gününün gecesi Atatürk'ün masasında normalden daha çok insan topluluğu vardı. Arkadaşlarına bir sürpriz hazırlamanın sevinci içerisinde "Oturunuz, dinleyiniz" dedi ve nutun sonuna koyacağı satırları yüksek sesle okumaya başladı. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle Atatürk'ün 19 Mayıs günü Samsun'a ayak bastığını söylemesiyle başlayıp 15-20 Ekim 1927 tarihinde 36 saat 33 dakika okuyup gençliğe seslenişiyle bitirdiği nutuğun son kısmını inceleyeceğiz. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diyenlerin hikayesini anlatan ve bir ülkenin kuruluş sürecini bizlere belgelerle sunan bu eserde Atatürk niye son sözü gençliğe hitabeyle bitirmişti? Bu hitabede değiştirdiği kelimeler ve yazdıktan sonra metinden çıkardığı cümlelerde ne yazıyordu? Hazırsanız videomuza geçelim. Atatürk yazdığı metinlerin söylediği sözlerin geleceğe ulaşacağını bildiği için metinleri oluştururken kimi zaman uzun uzun düşünmekte, etrafıyla tartışmaktaydı. Bakınız ünlü 10. yıl nutkunu yazarken Atatürk orijinal metinde bu bölümün hemen altına kendi el yazısıyla aynen şöyle yazıyor: "Bu söylediklerim hakikat olduğu gün senden ve bütün mederi beşeriyetten dileğim şudur. Beni hatırlayınız." Daha sonra metni okuduğunda yanındaki kişilerin bu cümlenin veda havasında olduğunu ve milleti üzeceğini belirtmesi üzerine cümlelerin üzerini karalamış ve çıkarmıştır. Şimdi Afet İnan'ın anılarına göre gençliğe hitabeyi ilk defa arkadaşlarına okuduğu o anlara devam edelim. "Dinleyicilerin nefes dahi almadıklarını sanıyorum. Yahut bana öyle geldi. Çünkü ben kendimi öyle hissediyor ve milli bir heyecanın etkisinde yaşıyordum. Bütün milli mücadelenin tarihi olan nutuk bu satırlarla son bulacaktı." Atatürk bu metni okuyup bitirdiği zaman derin bir nefes almış fakat iki damla gözyaşını bizlerden saklamamıştı. Bunu da gayet iyi hatırlıyorum. Fakat okuduktan sonra şöyle bir durum oldu. Bu gençliğe hitabeyi okuduğu akşam tarih olmuş olaylar konuşma konusu değildi. Atatürk coşmuş, konuşuyor ve başkalarına konuşma fırsatı vermiyordu. O, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği üzerinde duruyordu. "Tarihi yaşadığımız gibi yazdık. Fakat geleceği Cumhuriyet'e inananlara, onu koruyanlara ve yaşatacak olanlara emanet etmek gerekiyor" diyordu. Gençliğe hitabe yazısını ilk dinleyenlere met etmek fırsatı dahi verdiğini hatırlamıyorum. Zaten met edilmeyi pek sevmezdi. Bir gün, "Beni met etme sözlerini bırakınız. Gelecek için neler yapacağız? Onları söyleyiniz" demişti. Bu sözleri hala dün gibi kulağımdadır. Bunlara ek olarak gençliği yetiştiriniz, onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Onlar özgür fikirler uygulamaya geçtiği vakit Türk milleti yükselecektir diye telkinlerde bulunmuştu. O, Türk gençliğinin sağduyusuna, milliyetçiliğine, vatan sevgisine inandığını ve onlara güvendiğini söylüyordu. 505 ve 506 sayfa numarası taşıyan bu son yapraklarda hemen hiçbir düzeltme yoktur. Yazı Atatürk'ündür. 3 yerdeki düzeltmeyi ise yazarken yapmıştır. İlk olarak "Ey Türk genci" demiş fakat hemen "genci" kelimesini silerek "gençliği" olarak değiştirmiştir. İkincisi ise "galipler zor kullanarak ve hileyle" cümlesindeki "galipler" kelimesini silmiştir. Bunlar kelime değişiklikleridir. Fakat metnin en sonunda yarım bıraktığı bir cümle vardır. "Son kuvvetini kendi ülküsünde ve damarlarında bulan Türk evladının elinde istiklal ve cumhuriyetin sonsuza dek korunmuş ve dokunulmaz olacağına ve sancağımızın itibarının daima yüksek bulunacağına" demiş ve bundan sonra bu cümlenin üstünü çizmiştir. Her daim gençliğe inancını niteleyen Atatürk kendi görüşümce cümleyi şöyle noktalardı: "Son kuvvetini kendi ülküsünde ve damarlarında bulan Türk evladının elinde istiklal ve cumhuriyetin sonsuza dek korunmuş ve dokunulmaz olacağına ve sancağımızın itibarının daima yüksek bulunacağına inancım sonsuzdur." Atatürk bunun yerine finali "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" cümlesiyle bitirmiş ve bütün nutuğu aslında bu cümleyle özetlemiştir. Eğer bir gün ülke 1919 yılındaki başladığımız seviyeye gelirse şimdi ne yapacağız, nasıl yapacağız diye düşünme ey gelecek nesil demiştir. Muhtaç olduğun şey senin damarlarında mevcut, ülkeyi sen kurtaracaksın demiştir. Nutuğu bitirdikten sonra meclise şöyle seslenmiştir: "Sizi günlerce işlerinizden alıkoyan uzun ve ayrıntılı sözlerim en sonu tarihe mal olmuş bir çağın öyküsüdür. Bunda ulusum için ve yarınki çocuklarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek kimi noktaları belirtebilmişsem kendimi mutlu sayacağım. Bu söylevimle ulusal varlığı sona ermiş sayılan büyük bir ulusun bağımsızlığını nasıl kazandığını,
bilim ve tekniğin en son ilkelerine dayanan ulusal ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımların yarattığı uyanıklılığın ve bu sevgili yurdun her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu Türk gençliğine kutsal bir armağan olarak bırakıyorum. Ey büyük ata! Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'nin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez ilkemizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Bizler bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her adım bilinçlidir. En kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerinin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her türlü zorluğa iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. Ey Türk'ün büyük atası! İstiklal ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman, içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelirken sizlere birkaç kelime söylemek isterim. Atatürk silah ve dava arkadaşlarıyla birlikte ülkemizi özgürlüğe kavuşturmuş, gelecek nesillere huzurlu bir ülke bırakmak için sonsuz çaba harcamış, bunda başarılı da olmuştur. O, yaptığı devrimleri gençliğe emanet etmiştir. Çünkü onun açtığı yolda, yaptığı devrimlerde son durak yoktur. Daima ileriyi hedeflemiş ve bunu ancak yeni nesiller başaracak demiştir. Ondan aldığımız emaneti daha ileriye taşımak bizlerin ona karşı olan borcudur. Onun 19 Mayıs 1919 günü yaktığı bağımsızlık ve ilerleme ateşini söndürmeyeceğime ben söz veriyorum. Ya sizler?